Bir görseniz, yazlık sinemalar vardı. Akşam yazlık sinemalara gidiyorduk. Buralar meyve bahçesi olduğu gibi oralardan gidip meyve araklıyorduk. İşte balık tutuyorduk, midye çıkartıyorduk. Onları tenekenin üstünde pişiriyorduk. Yani o kadar güzeldi ki, korkunç yani. O günleri özlüyorum ve arıyorum yani. Kandilli'de bir çilingir sofrası, balık roka bir de yanı. Şimdi 90'dan daha evvel mesela 60'da, 70'de, 80'e kadar çok güzel bir mahalle mantığı vardı burada. Herkes birbirini tanırdı, herkes birbirinin anahtarının nerede olduğunu bilirdi. Komşuluk vardı, herkes birbirinden patates, soğan içine. Burada Kandilli'de buranın yerlisi 10 hane falan kalmıştır yani. Evini sattı ya da bazı şartlardan dolayı. Şimdi herkes zengine sattı, çıktı. İstanbul'un meşhur yalıları hem görüntüleri hem de fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor. O yalılardan biri 600 bin dolar, yaklaşık 1 milyon 800 bin liraya satın. Zenginler oturuyor, onların da burada işi yok. Otel gibi kullanıyorlar evleri. Yani yatmadan yatma gitti, sokağa çıkmazlar, aşağı inmezler. Komşuluk yok. Yani onlar bile aynı yerde oturdukları halde birbirlerine görüşmüyorlar yani. Bir sitenin içinde diyelim ki 15 tane villa var. Onlar bile kendilerine muhatap olmuyor. Ne o? Söyle, bir tane yakalandı ya, bir tane Adnan Hoca hikayesi. O buralarda bir yerde. Onun ben evinde çalıştım. Ha işte oralarda. 7 tane kapıdan giriyordu. Daha sonra şöyle olacak burası, bence daha kötüye gidecek. Bir de burada burası sit bölgesi. Yani sit bölgesi derken imara kapanıyorum. Bu işte zenginlerin bir iyiliği oldu. Bu evleri restore ettiler. Hiç olmazsa gelecek nesile bir şey bıraktılar yani. Bu çok önemli. Yoksa talan olup gidecekti. Çocukluğumuz burada o kadar güzel geçti ki. Fakirlik vardı ama mutluyduk. Ondan sonra